Ya başarmak sadece bir efsane ise? O isimleri neden hepimiz ezberledik? Dünyanın en zeki insanı neden bir at çiftliğinde yaşıyor? Dahi diyebildiğimiz insanların hikayesinde bize ne anlatılmıyor? Başarmış görünen insanların sayısı binlerce kişi ise geriye kalan 7,5 milyar insan başarısızdır anlamına mı geliyor? Acaba başarmak için hayatımızı mahvetmiş olabilir miyiz? Ya da sadece hayatımızı mahvetmeyi başarmış olabilir miyiz? Ve son bir soru daha soralım. Neden başarmak zorundayız ya da gerçekten başarmak zorunda mıyız? Başaracaksak neyi başarmamız gerekiyor? Şimdi lütfen arkanıza yaslanın ve hayatın üzerindeki bir sis perdesini birlikte kaldıralım. Başlarken saydığım soruların bir tanesi bile tanıdık geldiyse ya da birazdan söyleyeceğim cümleler sizin kurduğunuz cümlelere benziyorsa bu video size gerçek bir şans kapısı açacaktır. Bundan emin olun. Birileri için o çok zeki biridir dediğin oldu mu? Peki elde edemediğin şeyler karşısında nerede bende o şans be abi deyip üzüldüğünüz? Biri yaparsa ben de yaparım deyip ardından şoka girip hayal kırıklığı yaşadınız mı peki? Yaşadıklarınızı başarılı ve başarısız olarak adlandırıp hayatınızı ortadan ikiye ayırdığınız oldu mu? Peki ne oldu da bu hale geldik? İsterseniz şu anda her yerde duyduğumuz bazı seslere kulak verip ilerleyelim. Birisi çıktı dedi ki düşünceni değiştir, hayatın değişsin dedi. Ama ne düşüncemiz değişti ne de hayatımız. Fakat tuhaf bir durum vardı. Bunları söyleyenler doğru söylüyordu çünkü onların hayatı gerçekten değişmişti. Sonra birisi çıkıp evrenden isteme şekilleri öğretti bize. Evrene bolluk ve bereket ricalarında bulunduk. Sonrasında bereketi bir kenara koyun. Çoğumuz elimizdekileri bile kaybettik. Ne bereket gördük ne de bolluk yaşadık. Ama bunları söyleyenler yanılmıyordu. Gerçekten evren veriyordu. Bunları söyleyenler de gerçekten bolluk ve bereket içinde yaşıyordu. Hayallerinizin peşinden koşun diye bizi ikna ettiklerinde de değişen bir şey yoktu. Bize sadece hayal kurmak, söyleyenlere ise hayallerine kavuşmak kalıyordu. Yeteri kadar kafanızın karıştığını biliyorum ama biraz sabrederseniz ve benimle bu yolculuğa devam ederseniz karanlığın sonundaki ışığı birlikte göreceğiz. Kim bilir, belki de başarmanın kendisi artık hayatımıza bir iş olarak girmiştir. Çünkü başarı kelimesi hayatımızda yapmamız gerekenleri bir kenara atıp peşinden koşmamız gereken bir tutku haline dönüşüyor, çabalıyor, çalışıyor, duruyor, çöküyor ve başarısız oluyoruz. O zaman bu kelimeyi en doğru şekilde anlamaya ve başarmamızı engelleyen başarı anlayışını hayatımızdan çıkarmak için ne yapmamız gerektiğine bakalım. Şimdi Kanada'ya gidelim ve orada bizi şaşırtacak bir araştırmaya bakalım. Bu ülkede aynı şartlarda yetişen, aynı okula giden ve aynı takımda mücadele veren insanlarla bir araştırma yapılıyor. Cevabı aranan soru başarı neye bağlıdır şeklinde. Araştırma şöyle yapıldı. Aynı takımda biri başarılı, diğeri başarısız olan ve eşit şartlarda olan buz hokeyi oyuncuları aynı kulüpte birlikte mücadele veriyorlardı. Aralarındaki tek farksa bazılarının Ocak ayında, diğerlerinin ise Eylül-Ekim aylarında doğmuş olmasıydı. Araştırmacılar buldukları sonuca inanamadılar. Ocak ayında doğanlar, Eylül ayında doğanlara göre daha başarılıydılar. Şimdi bununla ne alakası var dediğinizi duyar gibiyim. Ancak araştırma alakasını şu şekilde açıklıyor. Kanada'da her yıl 9 yaşına girmiş olan çocuklar buz hokeyi takımına alınıyor. Eylül ayında doğmuş olan çocuk
9 yaşını doldurup takıma alındığında Ocak ayında 9 yaşını doldurmuş ve takıma alınmış olanla aynı sahada oynamaya başlıyor. Ama Ocak ayında doğmuş olan çocuk Eylül ayında doğana göre daha başarılı oluyor. Araştırma bunun sebebini şöyle açıklıyor. Ocak ayında doğan çocuk diğer çocuğa göre 9 ay daha tecrübeli ve bu tecrübe onu başarılı yapıyor. İşte bu gerçek ne zaman doğduğun önemli değil, sen de başarırsın diyen kuralı tahtından indiriyor. Yerine şu kuralı getiriyor. Kanada hokey kulüplerinde başarılı olmak için Ocak-Şubat aylarında doğmak gerekiyor. Kanada'da yaşayan biri için bu iyi bir rehber olabilir. Hokey konusunda isabetli bir tespit de olabilir. Ancak bunun bizim için bir anlamı var mı? Biz bunu nasıl anlayacağız? Ya da biz bunu nasıl kullanmalıyız? Cevaplamamız gereken asıl soru bu. Bize anlattığı şu. Bir konuda başarmak belirli bir zaman gerektirir. Doğduğunuzda o zamana sahip değilseniz o konuda başarılı olamazsınız, başarı gösteremezsiniz. Nokta. İşte bu şanslı zamanda doğmuş olmanın adı fırsattır. Başarmanız için fırsatı yakalamış olmanız lazım. Böylece hayatımızda başarının şartlarına yeni bir kural konuyor. Elimizde olmayan bir faktör, yani fırsat. Peki fırsatımız yoksa ne yapacağız? Bunu anlamak isterseniz tekrar Kanada'ya gidelim ve Eylül ayında doğmuş olan çocuğa bir yol gösterelim. Bu çocuğun yapacağı tek bir şey vardır. Eylül ayında doğmuş olduğundan dolayı hokey kulübünde bulamadığı fırsatı başka bir yerde ya da meslekte ya da yetenekte aramak. O zaman biz de başarmak için bize uygun fırsatları kollamalıyız. İşte bize başarıyı anlatırken sadece kendisi başarılı olan yazar, evrenden bolluk iste deyip kendisi bolluk içinde yaşayan şifacı, düşünceni değiştir, hayatın değişsin diyen yaşam koçunun bize anlatılmayan sırlarından biri budur. Onlar fırsat bulmuşlardı. Biz onları taklit ederek değil, kendi fırsatımızı bularak başarılı olacağız. Şimdi size değişen ikinci kuraldan bahsedeceğim. Bunun için de bir kırsaldan geçeceğiz. Bu kırsalda bir at çiftliği var. Burada bir şey hariç her şey sıradan. Diğer çiftliklerden hiçbir farkı yok. Fakat bu çiftliği işleten kişi dünyanın en zeki insanı olarak kabul edilen Chris Langan adında süper zeki biri. Hiçbir Nobel almamış, ona yapılan IQ testinde 190 üzeri puan almasından başka hiçbir özelliği yok. Hatta kendi çiftliğinde bile bir fark yaratmamış. Yani süper zeki olmak onun için hiçbir işe yaramamış. Chris Langan'a bakınca saymakla bitiremeyeceğimiz bir başarı listesi dinlememiz gerekmez miydi? Peki ne kadar zeki olursak o kadar başarılı oluruz inancımız ne olacak şimdi? Ve çoğumuz zeka testlerini çözer zekamızdan emin olmak isteriz. Hatta düşük puan çıkar korkusu ile zeka testlerini gizliden gizliye çözeriz. Çünkü hepimiz gördüğümüz eğitimler, okuduğumuz kitaplar ve gördüğümüz seminerler sayesinde zeki olmamız gerektiğine inandırılmışızdır. Ve başarısız olduğumuz her yerde şu zeka seviyemizden şüpheye düşeriz. Sorun çözemiyorsak zeki değilizdir. Zeki değilsek de asla başaramayız. Bildiğimiz kurala göre başarılı olmak için zeki olmamız şarttır. Ama dünyanın en zeki insanı Chris Langan'ın durumu bize bu kuralın doğru olmadığını gösterir. Ve aslında sadece zekası yüksek olduğu için başarılı olan bir örnek de yoktur. Şimdi başarı merdivenlerini tırmanırken bize lazım olan şeyin üstün bir zeka değil, sıradan bir zeka olduğunu öğrendiğimize göre yolumuzdaki engellerden birini daha kaldırmış oluyoruz. Bu yüzden de başarılı olabilmek için zeka geliştirme tekniklerini öğrenmeye, çocuklarımızı ileri zekalı okullara göndermeye ve zeka geliştirme çalışmaları için çaba harcamaya ihtiyacımız yok. Bu önemlidir.
Çünkü başarı için üstün zekalı olmaya inanırsanız hayatta asla hiçbir şeyi başaramayacağınızı garantilemiş olursunuz. Ve başarmaya 7,5 milyar insanın yapabileceği bir şey olmaktan çıkarıp bir avuç insanın yapabileceği ulaşılmaz bir şey haline getirmiş olursunuz. Şimdi başarının kurallarından birini daha değiştirmek için yolumuza devam edelim. Yoksulluk ve sefalet içindeyken birden başarı merdivenlerini tırmanıp zirvelere çıkan hikayelerden, daha doğrusu efsanelerden bahsederek hayatımıza dokunmaya çalışacağım. Bu hikayelerin tamamı bir efsane. Efsane olmasının sebebi ise anlatılan şeylerin eksik olması. Türkiye'den hepimizin tanıdığı İbrahim Tatlıses'in hikayesiyle başlayalım isterseniz. Hikayeye göre bir mağarada yaşayan İbrahim Tatlıses, ünlü ve başarılı olması için hiçbir imkanı yokken birdenbire Türkiye'de şöhret olmuş, gönüllere taht kurmuştur. Bu hikaye doğrudur ama eksiktir. İbrahim Tatlıses'in gerçek başarısının nerede yattığını görebilmek için isterseniz yine benzer bir hikaye olan müzik grubu The Beatles'ın bütün dünyaya başarı elde ettiğine dair anlatılan hikayesine bakalım. Bu grup dünyada henüz duyulmadan önce yıllar boyunca 10.000 saatten fazla şarkı söylemiştir. Siz günde 7 saat boyunca sahne alabilir misiniz? Siz günde 10 saat durmadan şarkı söyleyebilir misiniz? Ama onlar söylemiş. İbrahim Tatlıses de ta küçüklüğünden beri çıktığı her yerde, toplanan her kalabalıkta, her düğünde belki 10.000'lerce saat türkü söyleyerek Türkiye'de başarıyı yakalayabilmiştir. İşte bu iki hikayenin ortak yönü, her başarı için 10.000 saat çalışmak gerekir kuralını Malcolm Gladwell adındaki araştırmacı yazar keşfetmiş. 10.000 saat çalış ve başar kuralı. Düşünceni değiştir, hayatın değişsin diyenlere bilimsel bir şamar indirmiştir diyebiliriz. Eğer gerçekten düşüncelerimizi değiştirmek gerekiyorsa ilk yapacağımız şey çalışmadan başaracağımızı bize fısıldayan düşünceleri değiştirmektir. Fazla uzatmadan başarıyı yeniden anlamamızı sağlayacak birkaç bilimsel gerçekten daha söz edip hayatınıza dokunmak istediğim cümlelerimi sizlerle paylaşacağım. Doğduğunuz ay gibi doğduğunuz yıllarda bir şans faktörü olarak başarınızı etkiler. Büyüdüğünüz ev ve yetiştirildiğiniz kültür de başarınız için çok önemli faktörlerdir. Atalarınızdan aldığınız kültürel miras ve kültürel kodlar da başarınızı belirlemede çok önemlidir. Peki bütün bunların bizim için anlamı ne? Birçoğumuz başarı konusunda aldatılmış durumdayız. Başarı diye tanımladıkları şey sıra dışı, Gladwell'in deyimiyle çizgi dışı şeylerdir. Steve Jobs'ı başarının kendisi olarak bize anlatıyorlar. Bu doğru değildir çünkü Steve Jobs'ın hayatı normal değildir. Bill Gates normal bir insan olsa bile onun yazılımını geliştirdiği zamanlar normal zamanlar değildir. Bill Gates'in yazılım yaptığı dönemlerde bilgi artık patlayacak kadar birikmişti. İnsana yardım edecek sistemlerin ortaya çıkma zamanı gelmişti ve hem dünya hem de Bill Gates buna hazırdı. Steve Jobs'ın başarı gösterdiği zamanda da benzer bir durum vardı. İnsanların bilgiye rahat ulaşması için akıllı teknolojilerin ortaya çıkması gerekiyordu. Steve Jobs da dünyada buna hazırdı. Her ikisinin de şartları hazırdı ve başarı kaçınılmazdı. Siz de o fırsatları ve şartları yakaladığınızda bir Bill Gates olabilirsiniz. Ama şartlar ortada yokken Bill Gates okuyarak onun başarısını asla yakalayamazsınız. Şimdi sizden bir şey yapmanızı istiyorum. Lütfen araştırın, inceleyin ve gezin. Sizi başarıya götürecek işlerin sesini duyacaksınız. Sonra zekanızın seviyesine takılmadan o fırsatı yakalayacağınız yere gidin ve 10.000 saat çalışın. Sonra sizin başarınızı anlatan hikayenizi anlatmaya başlasın herkes. Ve asla şunu unutmayın. Başarı hikayeleri bize anlatılan kahramanlara çok dikkat edin. Onların yaşadıkları normal şeyler değildir.
Başardıkları ise sıra dışı ve istisnai şeylerdir. Kimse bize bunların başarı olarak, hedef olarak göstermesin. Hepimizin başaracağı şeyler vardır ve onlar bir yerlerde bizi bekliyordur. Çünkü başarı anlayışımızı değiştirmezsek hayatta kaybetmeye devam edeceğiz. Hayatımızı gerçekleştirilmesini imkansız şeylerin peşinden koşarak boşa harcamış olacağız. Şimdi önümüzde iki yol var. Ya başarıyı onların anladığı gibi anlayıp koşmaktan başka bir işe yaramayan bir hayat yaşamak ya da var olan şartlarımızda başarabileceğimiz şeyleri önümüze koyarak hem yaşamak hem de başarmak.